Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Konumi yarın gelecek Player of the Week paketleriyle alakalı açıklama yaptı arkadaşlar. Yarın Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i ve Lig Player of the Week'i gelecek. Her iki paketten de bir ismi paylaştılar. Şampiyonlar Ligi'nden paylaşılan isim Santrafor Nijeryalı dendi ki bu isimde de Osimen. E sağ taraftaki isim ise Lig Player of the Week'inden Hırvatistanlı Real Madrid takımından Modric bekleniyordu bu hafta. Hemen bunların daha önce gelen kartlarına bakacak olursak Şampiyonlar Ligi play of the Week paketinde yer alacak Osimhen. Daha önce böyle kartları geldi. 95'e çıkan kartı var. Sıklıkla 94'lük kartı geldi. Mesela burada bir 96'lık kartı da var. Hangisi? Böyle ortasını seçelim. 95'e tıklayalım. Umarız yarın yüksek seviyeli bir kartı gelir. Yani artık 94'lük kart getirmesinler Osimhen'e. Hadi diyelim ki 95. Kadromuzda 98. Hızlı. Hızlanma değeri yüksek. Ofansif farkındalığı 91'di mesela o kartının. Bitiriciliği 89'du top sürme, top kontrolü gibi değerleri de bu şekilde sıçrama, fiziksel te temas, kafa değerleri de 80'in üzerinde olan bir futbolcuydu. Luka Modric'in daha önce gelen kartlarına baktığımızda 94, 94'e çıkan kartları var. Şurada bir 96 var ama Koremi yapar mı böyle bir kart? Ve arkadaşlar Luka Modrić sağ kanat olarak açıklandı. Fakat tabii birçok bölgede oynayabilecek bir isim kendisi. Mesela şöyle bir 94'lük kartına bile baksak 97'ye kadar çıkmakta. Yaşı 38. Hızlı değil. Hızlanma değerleri o kadar yüksek değil ama tekniği çok yüksek olan bir isim. Pasları, top kontrolü değerleri çok iyi. Harika asist yaptı. E, golü de var. yani aslında o değerleri de çok iyi. Bitiriciliğini keşke biraz daha arttırsalar Luka Modric için. Savunma özellikleri de herhalde bu şekilde belki olabilir. Bir de arkadaşlar gol kampanyasında Messi'li atılan, herkesin attığı gollerin toplamı şu an bugün itibariyle 576 milyon gole ulaşıldı. 500 milyon golün hediyesi henüz verilmedi. Sırada 650 milyon gol var. 650 milyon golde de 150 futbol parası alacağız. Şimdi günde 10 milyon gol olduğunu düşünsek 7 haftaya mesela kaç olur? 650'ye yapabiliriz yani. Perşembe cuma daha fazla gol atılmakta. Önümüzdeki hafta 650 milyona ulaşırız gibi görünüyor. Bugün ayın 20'si. Yeni yıl olmadan, 1 Ocak olmadan Konemi belki de 650 milyon golün hediyesini bizlere de verebilir. Yani en güzel hediye belki orada e-futbol parası olduğu için onun için de bayağı bir bekliyoruz. Ama az kaldı. Herhalde önümüzdeki hafta 650 milyon gole ulaşacağız gibi görünmekte. Özellikle de perşembe ve cuma günü daha fazla goller atılmakta. Çünkü perşembe giren etkinlikleri perşembe cuma tamamlanıyor. Daha fazla maç daha fazla goller atılmakta. Biraz daha o süreçte hızlı ilerlemekte. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.